Barış Terkoğlu, Cumhuriyet Gazetesi. Adalet, mafyanın temelidir. Yanıt kurnazı, soru akıllıyı ele verir. Erdoğan üç gün önce konuşuyor. Yargının kararlarını beğenmeyebilir, itiraz edebilir, hoşnutsuzluğumuzu açıkça dile getirebiliriz. Buna kimse engel olamaz, olmamalıdır. Bense sadece eleştirmiyor soruyorum. Konuşan, yazı yazan içeride de eli silahlı mafya nasıl dışarıda diye sorguluyorum. Somut konuşalım. Perdeci Talat'ın hikayesini size daha önce anlatmıştım. 1 Haziran 2021 günü Ali Bey köyde bir kafenin perdelerini asıyordu. Kafe sahibi olarak bildikleri Ahmet adanmış, kapıya çıktığı sırada dışarıda bekleyen aracın içinden kafe kurşun yağmuruna tutuldu. Kafe sahipleri Ahmet adanmış ve Ahmet daha aksakal yaralandı. Perdeci Talat ise ilgisinin olmadığı bir hesaplaşmada hayatını kaybetti. İki çocuğu öksüz kaldı. Olay yerine kafeye gelen polis, koltuk üzerinde bir adet Glock marka tabanca, mutfak tezgahı üzerinde bir adet tabanca ve koltuk üzerinde 500 adet 200 TL'lik toplamda 100 bin TL banknot bulunduğunu tutanağa geçti. Saldırıya uğrayan Zaza Doğan lakaplı Ahmet Adanmış'ın mekanıydı. Peki saldıran? Polis için tahmin etmek güç değildi. Zaza Doğan'la Fatih Uzunyay'la arasında husumet vardı. Polisteki istihbarata göre uzun yaylanın adamları bir süredir Fatih abinin intikamı alınacak diyordu. Saldırganlar bulundu. Üveyiz Kınay, Emre Duran, Emirhan Örs ve saldırıya karıştığı öğrenilen Doğan Gökdoğan gözaltına alındı. Gökdoğan her şeyi itiraf etti. Arabayı Emirhan kullanmış, yan koltuğunda kendisi oturmuş, arka koltuktaki Üveyiz elindeki Kaleşnikov'la tam 12 el ateş etmişti. Tetikçilerin en büyüğü saldırı sırasında 21 yaşındaydı. Sosyal medyaları silahlı fotoğraflarla doluydu. Yani gencecik çocuklar yine yer altına çekilmiş, mafya hesaplaşmasında kullanılmıştı. Her şey çözülmüş sanmayın. Neler olmadı ki bu süreçte? Mesela itirafçı Doğan Gökdoğan tehdit edildi, dövüldü, ayağından vuruldu. Mesela tetikçiler tutuklanırken azmettirmekle suçlanan Uzun Yayla nasıl olduysa önce serbest bırakıldı. Sonra yakalama kararı çıkarıldı. Boğaz'da yemek fotoğrafları paylaşan hatta bu süreçte emniyete girip çıktığı ispatlanan Uzun Yayla bir türlü yakalanamadı. Sonra yakalanıp tutuklandı. Ardından yine serbest kaldı. Mesela 6 Nisan 2023'te CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde açılan ateşin Saldırı sonrası serbest kalan Emre Dural'ın silahından çıktığı anlaşıldı. Kaçmaz diye bırakıldı. İşte Perdeci Talat'ın pisi pisine öldüğü mafya hesaplaşması davası geçenlerde sonlandı. Meğerse skandal daha da büyümüş, adalet denilen mülkün değil mafyanın temeliymiş. 4 Nisan 2023 tarihli duruşma tutanağı önünde. Hakim cinayeti azmettirmekle suçlanan Fatih Uzun huzuruna çağırdı. Ardından, Sabit ikametgahın var mı? Başka hükümlü olduğun dosya var mı? gibi sorular sordu. Ardından herkesi şaşırtan karar tutanağına şöyle geçti. Sanık Fatih Uzun Yaylan'ın tutuklulukta geçtiği süre delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, delilleri karartma ihtimali bulunmaması tahliyesine. Sadece 4 ay içeride kaldı. 12 Ocak 2024'te mahkeme kararını verdi. Üveyiz Kınay ve Emirhan Örsü cinayet ve yaralamadan müebbet hapse mahkum etti. Ancak herkes biliyordu ki onlar tetikçilerdi. Asıl merak edilen Fatih Uzun Yayla'ydı. Mahkeme onun hakkında da cinayeti azmettirmekten müebbet hapis ve 39 yıl hapis cezası verdi. Hakkında da tutuklamaya dönük yakalama kararı verdi. Ancak o gün bu kararı dinleyenler arasında Fatih Uzunyayla yoktu. Zira daha önce 20 yıl hapis cezası olan İktidarın infaz düzenlemeleri sayesinde kısa sürede dışarı çıkan uzun yayla çoktan kaçmıştı. Halen de yakalanamadı. Yeraltı dünyasında konuşulanlara göre Balkan ülkelerinde hayatını devam ettiriyor. Belki de tehzim olmak için hep katilleri koruyan infaz paketini bekliyor. Sonuçta İstanbul'un ortasında bir kafe tarandı, iki çocuk babası perdeci Talat katledildi, insanlar yaralandı. Bu saldırı için bir araç çalındı, yakıldı. Bütün bunların sonunda hapiste sadece 2000 yılında doğmuş iki tetikçiden başkası yok. Azmettiren Fatih Uzun Yayla ise bu davada sadece 4 ay 3 hafta, evet yanlış okumadınız, 4 ay 3 hafta tutuklu kaldı. Niye, kime kurşun sıktığını bile bilmeyen, çocuk yaştaki tetikçileri cezalandıran adalet, kendisinin de azmettirici olduğunu kabul ettiği mafyayı sol eliyle yargılıyor, görünürken sağ eliyle kaç dedi. Bu 3 yılda ise mahkeme tutanaklarına yansıyanlara göre taraflar İstanbul sokaklarında bir sürü yerde kurşun sıkmaya devam etti. Güçlüleri koruyan adaleti sorgulamadıkça vereceğimiz yanıtların anlamı da olmayacak.